Hem de Avslam Adem Efendim, şu Garip Dünyası'nda programın beşi diginindek pat pat müşünde İslam'a, Peygamber Aleyhisselam'a karıtılgan, müşünde hücumla, hakaret kılgan vakalikle pat pat yüz berip durdu. Bunun sebebi ne sizce? Bu mesele umumiyetlik Avrupa ellerde şu bular şu devlet kurgan vaktin başlat. Bularınki siyaseti de din bilen hükümetine, din bilen siyasetine ayrı bitiş degen bir prensiple oturma çıkan. Bu mesela 200 yıl burun karaydıgan bolsak Avrupa mı şu Hristiyan dini arkalık başkurulup kelingen bir rayon hem de bir kıta. Bular şu devlet kurgan vaktinde bu ikisini ayrı bitimiz degen yeni bir nazariyen oturup koygan. Bular şu şekilde devam edip tedrici terakkiyatı başlagan. Bunun ki terakki kılış ceryanı da kişilerin dini boğan, itikadi göz karışları, şu itikad ile birlikte buladık ki ahlak faziletleri asla asla yukaşkı başlayan. Çünkü bulağa din de özü halısı barıdığan, halımsa olarak hiç kandak bir çekme koyulmaydığan. Bunu mu yine şu erkillik, dini itikad kılış ki erkillik diyen de müylerle nurgun insanla bu şu maarif sahesi de sekülerizm dediğimiz zaman mesela dinden hali boğan, fenni ilimden asas kıp yaşayan boğaçka kişilerde bu hakiki manevi hayat bu da yok oluşu başlamak. Hem de bu şu yakın ki 10 yıl ceryan edeki ehval kakaraydıgan boğsak hem de bu bir netiz yıllık bir ceryan da bu. Bu şu yakında hazır bütün Avrupa elleri de Hristiyan mesela bula nurgun devri sürügen boğsu mu hazır şula kakşa batıdı. Bulağın ki nimesi de şu her Avrupa devletlerinin ki yakınlıkla şu elip bağlan bir tekşür işi de yaşlanın ki bunu mu? Muş 25 yaştın, mesela 20 yaştın başlap 35 yaş 40 yaşı bu kalanın nimesi de ve şu tuluk otur okuvatkan okuvuşlanın ki, üniversite okuvatkan okuvuşlanın ki hayatı da dinden yaraklaşış ve bulağın ki dinsizleşiş nimesi nahit katı küpü yuvatudu. Yani bulağın bu nesi ki talep çakırıp kıvatkan nesi nimeye dese bulağın halıgan için yaşasın teşebbüs kılış. Üzüge çeklimi koymasılık. Çünkü kendine sana çeklimi koyuldu. Sen üzen halıgança kandak yaşayman desen, halıgança yaşayman desen, sen birinci kılıp sen dinden üzanı yaratırsın düşün gerek. Hoş. Yani bu nezriyen ekilip sen dinini yarakladıp dinini alıp ekilip koysak haklarının malumları belki bunu unumasılığı gerek. Unumasılığı mümkün tabii ki de. Yani müşçün, no atı bu an bu dinini itikad kıp yaptıkken, ben mi bir bilip bakay, kandak din de onunla kızgınlığı. Lakin bu da onun şekil tutup, din de muşunda yaman nesiller bağda dinde bulunmayan nesilini uydurup çıkarıp, töhmet kırıp, hem üzünün dinine, hem başka dünyada mevcut bu turbatkan dillerinin hemmesine okşamayan şekilde hücum kırıldı. Yani bununla en katkı çıktırdığı din İslam dini. İslam dini insanların itikattın ve güzel ahlaktın ayrı yaşayışı bulunmaydı o degen bir sisteme. Bu insanın bütün Müslümanların iki hayatına sığınıp gitken o dini itikat, hakiki doğru da emel kılıp mağırdığın Müslüman olsun ya ki özellikle bir Müslüman da atılan Müslüman olsun, onun da Müslüman bir nesil kalbi oynadığını buldu. Şuna bula başkalarının üstünün üzerinden nezriyesini elip bir işte kalbi kan olsun mu? Müslümanların üstünün bunu elip baranmadı. Şunun için bula okşamayan şekilde bunu yaş üstü vatkan, yeni nesildeki Müslümanların başına kalmak duruş için kolluğuna vatkan kural. Elbette bunun sadası uyarlam toktap kalmayı bu sırtlağa yayıldı şey. Bu hazırlıkı devirin ki uçtur devir bu kaçka. Hiç kandak bir nesildeyle toktap kalmaydı. Bunun aşama Nait tizle terakki kılıp bu Müslüman elleri gitip vardı. Müslüman elleri bundak hakaretini kütürenmeydi. Tabii ki de bununla herkes sükut kılışının üzerine, üzü için bir elaki vicdansızlık, imansızlık, küfürlük de para bununla karşı hareket kılıyor. Yani bu şekilde okşuma şekilde, hem de bunun yeni bir tarafı mahsus bu şu dinimiz var, İslam dinine karşı bir kuşba. O ezelden bu kegen bunu da kelgüsüme devam kılıyor. Bu dinimizin ki, mesela Allah'ın ki bizi köşetken, nimeleri de onu okuyumuz düşünüyorduk. Yani bu da kişilerde dinini, hakiki mahiyetini bilmeyi durup kargulacı söküldü. Kargulacı eyipleydi, kargulacı hakaretleydi. Bu mesela İslam dinimiz fikir erkirliğini İslam dininde oturup koyan, ken onun şerait yaratıp egen, hiç kandak bir nezriye dünyada yok. Mesela hatta ki şu garip dünyası da söz erkinliği, bunu mesela tarihi karaydıgan bolsak, bu 1790'da, 91'de takriben Amerika'da tunca kılıp bu kanun makullangan. Şu freedom of speech deydi bula. Bu şu vaktada, bu makullangan vaktada kişilerin fakat devletki karşı üzünün narazılığını bildiriş hukukunu kogdaş maksatta oturup koyulgan. Bunun da yine şunu gibi, o da üzü çekimi koygan. Mesela bunu bazı adamlar til arkalık ifadeleydi, bazı yazma arkalık ifadeleydi, bazı de malum simulunu körüstüş arkalık.
qildi masalan bayroq ko'ydirish bir davlatningkini masalan norozi bo'lgan bo'lsa bir shu davlatningki garajdani shu davlatning bayrog'ini ko'ydirish orqali men ma davlatningki qilayotgan ishlariga hukumatdan chiqqan qonunga men noroziligimni bildirma deb bunday harakatlarni buludan mushuni bular chiqarib aytgan mushu hodisadan keyin o'sha vaqt bayroq ko'ydirib birisi o'zininki fikr erkinligini bayon qilaman deganda bu jinoyat qildi deb uni sotlagan bu xili uzun muddat davom qilib oxirida bu fikr erkinligining ichida simvollik jihatda davlatningki bevosita manfaatiga ziyon yetkazadigan narsalarni buni chiqarib o'tishimiz kerak deb ular o'zi cheklab qo'ygan demak mushu nazariyaga masalan shu Macronningki degan gapi bu fikr erkinligi undoq qildi mundoq bo'ldi degani u o'zininki o'zining davatgan gapiga xato chunki bu yerda bir davlatningki yo xalqaro nimasininki birlikka kelgan fikr erkinligini emas balki o'ziningki shu hozirgi huquqini chunki u xalqlar tarafidan saylanadigan bo'lgandan keyin mushular agar bularningki ro'yiga biqib shularni rozi qilmasam kelgusi saylovda o'tolmayman degan buning kollektiv mana birinchi narsa mushuni bilan buninga yuzi xohlamasimu shu narsalarni deyishga majbur bo'ladi ammo uning oqibatiningki kishilar o'tirsa xalqlar o'tirsa qanchalik uningki norozilik paydo qilishi va uningki o'xshamagan shaklda hodisalarni paydo bo'lishi uningki uchun uncha muhim emas u faqat o'ziningki vaqtliq o'rnini saqlab qolishdan boshqa narsa emas bu nimalarda bo'layotgan amaliy hodisalar bu shunga buni g'arb dunyosida payg'ambar alayhissalomga qilingan haqoratlar yoki dinga qilingan haqoratlar bu yuzaki ular dinni tushunmay turib faqat dinni oyog'osti qilish uni musulmonlarni har xil shaklda yomon ko'rsatish shu jamiyatlarda ularniki o'rnini obrazini yo'qotish uchun qilayotgan ma'lum shaxslarningki va ma'lum organlarningki qasddan qilib borgan narsalar bu bo'lmasa bu dinimizni haqiqiy uginib bilib buni tadqiq qilib tunilgan shaxslar tarixiy shaxslar va masalan shu yevropa allarda faylasuflar bor nurg'un yozuvchilar bor haqiqiy ziyolilar bo'lgan bularni tarixiga qaraydigan bo'lsak ular islom diniga bergan xususan payg'ambar alayhissalomga bergan bahosi intayin zo'r bu hozir o'tirib chiqib haqorat qilayotganlar bir tutingan odamlar emas bu bir insoniyat uchun bir yaxshi xizmat qilgan bir odamlar emas faqat bu o'ziningki xizmati yoki bir shu rasm chizish yoki bir ma'lum bir maqolalarni yezib yoki nimasida bir narsani e'lon qilib qo'yishdan boshqa narsada tunilgan narsa odamlar emas biz buningki rost yolg'onligini bekitadigan bo'lsak chuqur biz bu haqda zodi mushu sohada yetilgan haqiqiy ziyoli deb tunilgan insonlar olimlar faylasuflar bularningki hayotiga qarab baqadigan bo'lsak biz bularning qilayotgan ishiniki dal aksini ko'ramiz agar bu jarayonda man inshaalloh fursat bo'lsa bularning bir necha misollarni bir qilib inshaalloh shu shaxslarning payg'ambar alayhissalom haqida degan so'zlarini aytmoqchi inshaalloh bo'ldi inshaalloh ko'p rahmat.